Balıkçı ile zengin kardeşi. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer teller iken, pireler berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, vaktiyle bir balıkçı, karısı ve çocukları yaşarmış. Bunların günleri yarı aç, yarı tok geçermiş. Balıkçının kardeşi çok zenginmiş. Ara sıra abisine yiyecek verirmiş. Bir gün balıkçının karısı, küçük çocuğunu un alması için amcasının evine yollamış ama amcası un vermemiş. Un vermediği gibi hakaret de etmiş. Bu durumu öğrenen balıkçı çocuklarına söz verir. Gidip size bir kasa balık tutacağım diye gider ama akşama kadar bir tane bile yakalayamaz. Sonunda oltasına bir taş takılır. Balıkçı sinirlenir. Birkaç defa daha takılınca balıkçı iyice sinirlenir ve taşı denizin ortasına atar. Sonunda yine oltasına takılır, o taşı alıp eve götürür. Çocuklar bu taşla oynarken bu taş parlar. Adamın karısı bunun elmas olduğunu anlar. Balıkçı bu taşı götürüp hükümdara satar. Hükümdar buna 3 çuval altın verir. Balıkçı artık zengin olur. Kardeşi bunu kıskanır ve altınları nereden bulduğunu sorar. Balıkçı da, padişahın sarayını fareler basmıştı. Ben de 3 çuval kedi götürdüm. Bu da bana altın verdi, demiş. Adam şehirde ne kadar kedi varsa hepsini yakalayıp saraya götürür. Ortalığa salıverir. Kediler saraydaki değerli eşyaları kırar. Padişah da adamı hapse attırır. Balıkçı ve ailesi mutlu bir yaşam sürer. Kardeşi ise açgözlülüğünün kurbanı olur.